İç siyasetteki gelişmeleri Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Barış Doster'le konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Çok teşekkürler, iyi günler, iyi yayınlar diyorum Ece Hanım. Çok teşekkür ederim. Şimdi tabii bugün kuşkusuz gündeme damgasını vuran Sayın Devlet Bahçeli'nin açıklamalarıydı. 50+1 ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışı üzerine verdiği mesajlardı bugün kürsüden. Şimdi sitem var, itiraz var, biz ayrılamayız göndermesi var. Son derece net, bir o kadar derin manalar var. En sonda soracağımı en başta sorayım. İttifakta sorun var mı yok mu? Yani verilen mesajlardan, alt ve üst metinlerden, konuşmanın tonundan anladığınız ne? Bir kere resmi açıklamaya baktığımızda elbette ittifakta bir sorun yok vurgusu, bir sorun yok iddiası, sorun olmadığına ilişkin bir çaba öne çıkıyor. Ama her iki liderin de, Cumhur İttifakı'nın iki müellifinin, iki müttefikinin, iki mühendisinin birbiri ardına yaptıkları açıklamalarda çok ciddi bir yaklaşım farkı olduğunu görüyoruz ki bu da elbette, yani yansıtılmak istenmese bile, resmi görüşlere, resmi söyleme yansıtılmasa bile, evet 50+1'e ilişkin yaklaşımda Cumhur İttifakı'nın iki önemli bileşeninin, yani Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi liderlerinin aralarında bir yaklaşım, bir tutum farkının olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Şimdi o açıklamalardan gördüğümüz, Cumhurbaşkanı Erdoğan belli ki Bahçeli'ye sormadan 50+1'i tartışmaya açmış. Buna dair bir rahatsızlık sezdiniz mi konuşmada mesela? Ben buna dair bir rahatsızlık sezdim. Zaten MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli, biz milletvekili, biz belediye başkanı, biz muhtar seçmiyoruz, biz Cumhurbaşkanı seçiyoruz derken sanırım rahatsızlığını zaten paylaşmak istedi. Çünkü yani milletvekili de önemlidir, belediye başkanlığı önemlidir. Onlar da kamuoyunun nabzını tutan siyasetçilerdir. Onlar da milli iradeyi yansıtırlar. Kendi kulvarlarında, kendi ölçeklerinde. Sonuçta onlar da yurttaşların milletvekili gelirler. Fakat biz burada milletvekili, belediye başkanı, muhtar değil, Cumhurbaşkanı seçiyoruz şeklinde Devlet Bahçeli'nin bunun altını özenle çizmesi, evet Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 50+1 ile devamı yönünde bir irade beyanıdır. Başından beri zaten aynı hattı, aynı çizgiyi izlediklerini ortaya koydu. Ortaya koyduklarını zaten paylaştı grup toplantısında. Ama bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a baktığımızda bunun 50+1'in gözden geçirilmesini istemesi, ki geçmiş yıllarda da gerek parti sözcüleri, gerekse en üst düzey liderlik düzleminde bu ele alınmıştı. Gerekse bu kez canım bu 6'lı 16'lı ittifaklar şeklinde siyasetin doğasına, kulvarına aykırı, ilkeli ilkesiz ittifaklara yol açıyor. O yüzden en çok oyu alan seçilmeli şeklinde biraz daha altını da açması, biraz daha hani oy oranına ilişkin ayrıntıya da girmesi, evet iki lider, iki parti genel başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasında 50+1 konusunda çok ciddi bir tutum farkı olduğunu bize gösteriyor. Şimdi her cümlesi ayrı ayrı ele alınması gereken çok önemli bir açıklamaydı gerçekten. Diyor ki Sayın Bahçeli, bizim geçmişten bugüne söylediğimiz sözler, yaptığımız açıklamalar, paylaştığımız görüşler de bellidir ve esasen hiç değişme göstermemiştir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dün ne demişsek bugün aynı çizgide, aynı düşüncede, aynı görüşteyiz. Şimdi burada da sanki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği sözü, ya aralarındaki 50+1 anlaşması hatırlatılıyormuş gibi bir ifade görüyorum, ama siz nasıl değerlendirdiniz bu cümlesini Sayın Bahçeli'nin? Elbette sorunuzdan çıkardığınız yorum son derece yerinde Ece Hanım meslektaşım. Yani bu paylaşımıyla, zaten bu açıklamasıyla MHP lideri biz durduğumuz yerdeyiz, biz anlaşma yaptığımız noktadayız, bir Cumhur İttifakı protokolünü imzaladığımız konumdayız. Fakat tavrı, tercihi değişen sizsiniz şeklinde bir göndermede bulunuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Evet ve sanki hani biraz da sözünüzden dönmeyin gibi bir mesaj algılanıyor. Peki bir dikkat çeken açıklama, biraz da duygusal, sitem demiştik ya en başta. AK Parti'ye Sinan Oğan göndermesi yaptı. Yani Cumhurbaşkanımızın 14-28 Mayıs'ta başarıya ulaşması için her türlü özveriyi gösterdik. Kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik. Hatta partimizden ihraç edilen bir şahısta bile aynı kareye girmesine içimiz acısa bile, burada duygusunu da anlatıyor, ses çıkarmadık. Bu hatırlatma mı, sitem mi? Bunun amacı ne sizce bu çıkışın? Bir kere Milliyetçi Hareket Partisi hem ideolojik kökleri, hem tarihsel kodları, hem toplumsal tabanı, hem siyaset yapma biçimi, hem örgütsel yapısı itibariyle Türkiye'nin siyasal haritasında, Türkiye'nin siyasal tarihinde çok önemli konumda olan bir parti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, ki kurucu partidir, dışarıda tutulursa eğer en eski parti, CHP ile eğer birlikte değerlendirilirse en eski ikinci parti, 60'lı yılların sonlarında kurulmuş. O bağlamda MHP, az evvel sıralamaya çalıştığım tüm bu özellikleri, nitelikleri yanında seçmen sadakati de yüksek bir parti. Yani MHP uzun yıllar tek başına iktidara gelemese de, MHP darbeler sonrasında hırpalansa, hatta 12 Eylül darbesi 1980 sonrasında kapatılsa da, MHP yerel yönetimlerde, belediye başkanlıklarında sayı olarak çok büyük sayılara ulaşamasa da, MHP baraj altında kalsa da, MHP seçmen sadakati yüksek bir siyasal parti. O bağlamda kalıcı bir parti. Yani Türkiye'de milliyetçi saha, Türkiye'de ülkücü saha, Türkiye'de Türkçü saha deyince önce akla MHP geliyor. Çünkü yani ne diyelim, o alanın, o arazinin tapusu MHP'de. MHP'den çok fazla siyasal parti çıktı. Ama bunların hiçbiri kalıcı olmadılar. 200 seçimden fazlasını görmediler. O yüzden Sinan Oğan göndermesi, Sinan Oğan'a atıf verilmesi önemliydi. Yani Sinan Oğan'ın siyasette kalıcı olmayacağının, ana damardan, ana akımdan kopan hiçbir hareketin, hiçbir aktörün kalıcı olmadığının altını çizerken Devlet Bahçeli bu açıklamasında şunu da söyledi: biz onunla yollar ayırmıştık ama siz ona bile daha fazla oy alabilmek adına sahip çıktınız. Biz ise hani adeta bağrımıza taş bastık, onunla aynı kareye girdik. Burada da evet, hem bir sitem var, hem bir eleştiri var. Hem de MHP'nin tarihsel köklerine, MHP'nin seçmen sadakatine, MHP'nin entelektüel damarına ilişkin bir gönderme var. Yani sadece Sinan Oğan'a yönelik bir tepki yok. Aynı zamanda Sinan Oğan'ın getireceği oy potansiyeli ümidiyle Sinan Oğan'la beraber bir ittifak, bir geçici, bir dar kapsamlı, bir sınırlı süresi de olsa bir ittifak arayışına giren ve bununla da kalmayıp MHP Genel Başkanı'nı, MHP kadrolarını da o ittifakta aynı fotoğraf karesine davet eden Adalet ve Kalkınma Partisi'nde elbette orada da bir sistem, bir gönderme söz konusu. Çok yerinde, çok net değerlendirmeleriniz var. Birkaç sorum daha olacak. Gene aynı konuşmaya ilişkin daha fazla görüşünüze yer verebilmek adına Sayın Dostlar. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi işi bitince buruşturulup kenara atılacak tek kullanımlık konjonktürel reçete değildir diyor. Bir de tabii diyalogumuz hasbidir, harbidir, haysiyetlidir ve sevgi saygı temellidir. Hiç kimse de aramıza giremeyecektir gibi sözleri var. Şimdi bunların üstüne CHP lideri Özgür Özel enteresan bir benzetme yaptı. Bir evliliğe benzetti ve dedi ki yürümeyen bir evliliği birinin bitirmeye, birinin sürdürmesine benziyor dedi. Katılır mısınız Özgür Özel'in bu yaklaşımına? Şimdi siyasal tarihimize baktığımızda, Türk siyasal hayatına baktığımızda hiçbir ittifakın, hiçbir seçim işbirliğinin öyle sonsuza dek sürmediğini görüyoruz. Bu yakın geçmişimiz için de geçerli bir saptama. Bu biraz daha gerilere gidersek daha uzak geçmiş için de geçerli bir saptama. Yani eğer bir dış politika programında konuşuyor olsaydık Ece Hanım meslektaşım, ben şu tümceyi söylerdim ki bunun müellifi Barış Dost derdir dış politikada. Derdim ki siyasette, diplomaside ihtiyaçlar değişince ittifaklar da değişir ve her ittifak karşısında bir başka ittifak doğurur. Şimdi dış politika için geçerli olan benim bu formülüm iç siyaset için de geçerli. Öncelikler değişince, oy kaymaları farklılaşınca, seçmen tabanları, alınan oylar değişiklik gösterince siyaset doğası gereği farklı ittifaklara yönelir. Yani bundan 15-20 yıl evveline gittiğimizde MHP başka bir yerde duruyordu. Adalet ve Kalkınma Partisi başka bir yerde duruyordu. Ekmelettin İhsanoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimlerini anımsarsak eğer, o günün MHP'si o günün CHP'siyle ittifak eylemişti. Dolayısıyla yani hiç öyle 40 yıllık 50 yıllık kestirimlere, öngörülere bile gerek yok. 8 yılda bir, 10 yılda bir, 5-6 yılda bir ittifaklar değişiyor. Burada elbette lider değişimleri önemli mi? Önemli, çünkü partilerin tercihlerine yansıyor. Burada elbette rakip ittifakın tercihleri önemli mi? Elbette önemli. Burada partilerin oy oranları önemli mi? Önemli. Burada partilerin değişen söylemleri, değişen öncelikleri ve buna ilişkin arayışları önemli mi? Elbette önemli. Bütün bunlar partilerin ittifaklarını başlatan veya bozan, partilerin ittifaklarını güçlendiren, pekiştiren ya da zayıflatan ya da güçsüzleştiren dinamikler, toplumsal dinamikler, örgütsel dinamikler, sınıfsal, siyasal dinamikler olarak karşımıza çıkıyorlar. O anlamda bugün baktığımızda MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin sözleri, sitemleri, serzenişleri yerinde. Ama elbette siyaset, hele de Süleyman Demirel'in lafını anımsarsak eğer, siyasette 24 saat uzun bir süredir. Yarın ne getirir ne götürür bilemeyiz. Evet, 50+1 iki partinin kurumsal kimlikleriyle, iki genel başkanın, iki liderin, ki bunlardan biri Cumhurbaşkanı Erdoğan, biri deneyimli bir siyasetçi olan Sayın Devlet Bahçeli, onların özel çabasıyla kotarıldı. Ama eğer Adalet ve Kalkınma Partisi, ama eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan bu aşamadan sonra 50+1'le MHP'nin desteğiyle, Büyük Birlik Partisi'nin desteğiyle, Demokratik Sol Parti'nin desteğiyle, çok fazla tartışılan Hüdapar'ın desteğiyle, ikinci turda Sinan Oğan'ın desteğiyle bile bunu almakta zorluk çekiyorsa, yani Erdoğan, arkadaş ben iki seçim evvel tek başıma 55-56 alıyordum. Şimdi sağıma soluma aldığım irili ufaklı 5-6 partiyle, MHP'den DSP'ye kadar çok farklı siyasal partileri alarak ancak 51,8-52 alıyorum. Tek başıma aldığım oyu artık bunlarla birlikte bile alamıyorum şeklinde eğer bir siyasal muhasebe, bir siyasal matematik hesabı yapmışsa, ki siyasetçidir, yapar. Yapması da doğaldır, zorunludur, kaçınılmazdır. O yüzden şöyle yol yürümek isteyebilir. Ben o eğilimim aşağı doğru giden bir siyasal partiyim. Hiç uzağa gitmeyelim. Mayıs 2023 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ciddi bir oy farkı var. Erdoğan'ın partisinin oyu Erdoğan'ın kendi oyundan çok daha aşağıda. Hani diyebiliriz ki Adalet ve Kalkınma Partisi 3 Kasım 2002'de ilk kez girdiği genel seçimlerde, kurulmasından bir yıl sonra girdiği seçimlerdeki oy oranına, oy bandına gerilemiş durumda. Keza o Erdoğan'ın şahsi oylarında da bir erozyon, bir erime söz konusu. O bağlamda önümüzdeki seçimleri hesap ederek, genel seçimleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kastediyorum, belediye seçimleri değil. Çünkü bambaşka aritmetikten, bambaşka yasal mevzuattan ve bambaşka seçim dinamiğinden bahsederiz. Yerel ve genel seçimler söz konusu olduğunda, o bağlamda Erdoğan kendince artık 50+1'i bulmak, müttefiklerle bile beraber bulmak zor. O zaman biz işin bir olurunu bulalım. En çok oyu alan Cumhurbaşkanı seçilsin şeklinde bir çıkışta bulmuş olabilir şeklinde gözlemliyorum ben. O bağlamda hani bizim güzel Türkçemizde bir laf vardır ya, bu pilav daha çok su kaldırır diyorum. Çok güzel söylediniz. Şimdi aslında iki cevabınızı birleştirip bir soru sorayım. Şimdi bir taraftan da Bahçeli bugünkü açıklamasında arıza sinyali veren yönleri varsa mutabakatla ele alınıp düzeltilir dedi. Yani mutabakata bir yeşil ışık yaktı. Fakat az önce söylediğiniz iki konu, bir tanesi çok sağlam bir tabanı olan, çok sıkı bir seçmen kitlesi olan, her zaman seçimleri ve gündemi etkilemiş, belirlemiş bir partiden bahsediyoruz, MHP. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanı çok zeki bir siyasetçi olarak yıllar içerisinde, az önce ifade ettiğiniz gibi, ihtiyaçlar değiştikçe ittifakları değiştirebilmiş bir isim günün gereklerine göre. Fakat bu ittifaktan az önce söylediğiniz tespitiniz dolayısıyla vazgeçmek mümkün ve kolay olur mu eğer bir mutabakat sağlanmazsa? Eğer bir mutabakat sağlanmazsa, yani oran, yöntem üzerinde bir uzlaşma olmazsa şüphesiz gerilim artar. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi herhangi bir siyasal parti değil. Şüphesiz ittifak içerisinde gerilim artar. Bu bir. Eğer gerilimin dozu daha da artarsa, ipler daha da gerilirse, ha işte o zaman bir kopuş olur mu olmaz mı? Cumhur İttifakı'nda bir ayrılma gündeme gelir mi gelmez mi? Onu bize zaman gösterir. Çünkü hatırlayalım, bundan birkaç yıl evvel Cumhur İttifakı kısa süreliğine de olsa bozulmuş idi. Sonra tekrar ittifak bileşenleri bir araya geldiler. Yani Cumhur İttifakı'nın geçtiğimiz yıllarda birkaç yıl evvel ayrıldığına tanık olduk. Sonra tekrar birleştiler. Bir kez daha tanık olabilir miyiz? Bütün bunlar siyasette ihtimal dahilindedir. Yani o bağlamda önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin temposu, iktidar partisinin oy oranı, ittifak içerisindeki oy geçişkenliği bizim bu soruya daha net yanıt vermemizi sağlayacaktır. Çünkü şimdiye kadar baktığımızda Cumhur İttifakı kurulduktan sonra ittifak içinde oy kayması daha yoğun. Yani Cumhur İttifakı'nın mensubu olan bir siyasal partinin seçmeni kolay kolay Millet İttifakı'na gitmiyor. Oy kaymasına, oy geçişkenliğine baktığımızda Adalet ve Kalkınma Partisi'ne küsen bir seçmenimiz kalkıp Saadet'e gitmiyor. Milliyetçi Hareket Partisi'ne gidiyor. MHP'ye gücenen bir seçmenimiz kalkıp İYİ Parti'ye gitmiyor. Halk Partisi'ne gidiyor. Yani ittifaklar arası oy kayması diyelim 3 ise ittifakların kendi içindeki oy kayması, oy geçişkenliği 3 değil 10. Bütün bu elbette verileri, bütün bu oy kaymalarını, oy geçişkenliklerini, seçmen tabanını, seçmen sadakatini hesap ederek adım atacaklardır bundan sonraki süreçte giderler. Ama sorunuzda vurguladığınız üzere eğer bir uzlaşma söz konusu olmazsa 50+1'in güncellenmesine, revizyonuna ilişkin olarak daha sert tartışmalar gündeme gelebilir.